avukatları aracılığıyla T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Demirtaş, PKK'nın Türkiye'ye karşı silah bırakmasını isterim dedi. PKK'nın sözcüsü ya da destekçisi değildir. HDP ifadelerini kullandı. HDP'nin PKK ile bağ olduğu iddialarını net bir dille reddetti. Evet, Akanka'nın durması Türkiye'ye faydalı olacak, toplum rahat bir nefes alacak dedi. AKP ve MHP kanadından HDP'nin PKK'nın sözcüsü olduğu iddialarına da yanıt verdi. HDP, PKK'nın uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir dedi. HDP'nin PKK'yla bağı yoktur ifadelerini kullandı ama bu durumun da kamuoyuna anlatılması gerektiğini vurguladı. HDP'nin Türkiye Partisi olduğunu kaydeden Demirtaş, HDP temsil yönüyle Türkiye'deki her kesimi kapsıyor dedi efendim. Özetle böyle. Demirtaş'ın, ben yine de tamamını açacağım röportajın, oradan belki başka alıntılar da yaparız. Evet Ozan. Ya Demirtaş'ın bu uyarısı faydalı bir uyarı. Yani HDP'nin PKK ile ilişkisi yoktur. Bunun daha fazla anlatılması gerekir. Uyarısı faydalı. Fakat bence HDP'nin PKK ile ilişkisi yoktur dedikten sonra Demirtaş'ın açıklamasından daha fazla delile ihtiyaç var. Çünkü bu böyle hiç dayanaksız, yani HDP'nin PKK ile hiç ilişkisi yok da bu sadece böyle zihinlerde üreyen bir algı değil ki. Yani kamuoyunun bu ilişkinin tesisine ilişkin çok fazla kafasında soru işareti var. Ya daha 3-4 ay oldu Semra Güzel vakası yaşadık. Neydi? Bir HDP'li vekildi. Kendisi çözüm sürecinde dağdaki PKK mensubu arkadaşının yanına ziyarete gidiyor. Evet. Kalaşnikov'la fotoğraf veriyor. Şimdi buna benzer işleri siz yaptıktan sonra dönüp sonra da PKK ile hiçbir ilişkimiz yoktur demeniz olumlu olarak yorumlanabilir. Fakat buna delile, daha fazla delile ihtiyaç var derken bundan bahsediyorum. Yani milletvekili seçiminden söylemenizi vesaireye geçiyorum. Böyle söylenme, fikir özgürlüğü var. Tamam, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama milletvekili seçiminden o milletvekillerinin şeyle kurduğu, terörle kurduğu ilişkiye kadar daha fazla çabaya ihtiyaç var. Yani sen diyorsun ki özetle Demirtaş'ın bu söylemini ve bu çıkışının ya da bu iddiasının HDP tarafından yeterince sahiplenilmediğini ya da böyle gelmediğini, böyle gitmediğini söylüyorsun. Şöyle, eğer sahipleniliyorsa da, yani Demirtaş'ın bu sözü sahipleniliyorsa da HDP tarafından, dediğim gibi eğer bu sözün bir anlamı olacaksa eğer, HDP'nin bu anlamda daha fazla adım atması gerekir. Yani PKK'dan bağımsızlaşması veya PKK ile hiçbir ilişkisinin kalmadığını iddia etmesi için. Gerçekten birçok HDP'li vekilin yaptığı açıklamalar Demirtaş'ın bu açıklaması gibi değil. Yani Demirtaş'a bakıyorsunuz, bir başka HDP görüyorsunuz. HDP koltuklarından meclise girmiş isimlerin bazı açıklamalarına bakıyorsun. Hiç ilgisi yok. Yani bu durum o yüzden dolayısıyla daha fazla dayanağa ihtiyaç duyuyor. Şimdi tabii burada söylemek istediği herhalde Demirtaş'ın kurumsal olarak bir PKK'yla bağımız yok diyor. Yani PKK'yı bir şey olarak, örgüt olarak kabul edip HDP siyaset yapıyor. Onlarla bağımız yok. Yoksa oradaki HDP'de siyaset yapanların PKK'da olanlarla en azından bir akrabalık ilişkisi var çoğunun. O aynı yörede oturmuşlar. O onun yeğeni, öbürküsün abisi, öbürküsün kardeşi, dağa çıkanlardan bahsediyorum. Yani o tek tek baktığımız zaman hiçbir bağları yok sözü yanlış olur. Çünkü bakıyorsunuz Demirtaş'ın da kardeşi değil mi PKK'da? Geldi. Şimdi oradaki oranın bu uzun süren bir bu yapısı nedeniyle Güneydoğu'nun kimi hakikaten şey yaptı, bu HDP'yi seçti, siyaset yaptı, kimi eline silah aldı, dağa çıktı, PKK'ya katıldı, eylemler yaptı, askerimizi şehit ettiler, saldırdılar falan. Şimdi buradaki esas mesele, bundan sonra izleyecek rotayı çiziyor anladığım kadarıyla Demirtaş, diyor ki yani bundan sonra HDP'nin izleyeceği şey zaten Türkiye Partisi demesi de biraz bence biraz havada kalıyor yani. Çünkü Türkiye HDP'nin ben mesela eğitim sistemiyle olsun, sağlık sistemiyle olsun uğraştığını görmedim. Birinci mesele Kürt meselesi olarak koyuyorlar. Onun dediği her taraftan insanlar var. Biz Türkiye Partisi'yiz diyor ama bence tam Türkiye Partisi. Ama onun bir rota çizmeye çalışıyor HDP'ye. HDP'ye çizmeye çalışıyor rota bu demeçleriyle, yani cezaevinden. Kardeşim siz Türkiye Partisi olun, PKK'ya artık
Yani içlerinden tabii ki PKK'ya sempati duyan olur ama kurumsal olarak PKK'nın izlediği yöntemin, yaptığı terörün Türkiye'ye hiçbir fayda getirmediğini artık söylemenin, yüksek sesle söylemenin peki, yeri gelmiştir. Peki şöyle sorsam o zaman, hani hep diyoruz ya, ben öyle okudum yani bu röportajı. Demirtaş ama her çıkışı, her yazısı, her röportajı bir gündem yaratıyor. Biz de konuşuyoruz işte burada. Fakat Demirtaş'ın bu sözleri acaba HDP'de ne kadar gündem yaratıyor ya da nasıl tartışılıyor ya da nasıl karşılık buluyor? Bu arada şimdi HDP'de de bir kısım kişiler daha çok bence Kandil'e yakın duruyor içinde. Bu ilçe ve il teşkilatlarında da olabilir, yerel düzeyde olabilir. Bir takım kişiler de Demirtaş'ın çizgisinde duruyorlar. Yani Demirtaş, Türkiye Partisi ya Kürt sorunu önemli bir mesele ama Türkiye'nin başka meseleleri de var. Hepsini kapsayacak bir parti olarak biz ortaya çıkalım diyor. Buradaki röportajda en önemli bence noktalardan bir tanesi veya iktidarı kızdıracak sözlerinden bir tanesi sonuna kadar tek adayda ısrar etmemiz sözü var. Yani bu ne demek? Ortak aday. Evet. Şimdi ortak aday olduğu zaman kim çıkaracak ortak adayı? Altılı Masa. Altılı Masa aday çıkardığı zaman, bir tane aday çıkardığı zaman HDP şeyde Sancar da söylüyor yani şeyin eş, HDP eş başkanı da söylüyor. Şimdi Demirtaş da sonuna kadar tek aday üzerinde durmalıyız diyor. Tek adayın çıkması demek Altılı Masa artı HDP'nin seçmen tarafından destek vereceği demek. Seçilme ihtimalinin %60'lara çıkması demek. Bu da şeyi korkutuyor. İktidarı bir kızmalarının nedeni, başlıca nedenlerinden bir tanesi de bu. Evet. HDP'yi her geçen gün HDP üzerinden bir HDP'yi şeytanlaştırma, HDP'yi PKK'yla yan yana gösterme, dolayısıyla CHP'yi de, İYİ Parti'yi de, Saadet'i de onlarla bir tutup işte bak bunlar Kandil'den emir alıyor'a kadar işi vardır malların sebebi. Şöyle diyor, bu korku. Kimse HDP seçmenini iki kötü arasında seçim yapmaya zorlayamaz. O nedenle iyi bir seçenek yaratılması için uğraşmak en doğrusu olur. Muhalefetin de buna dikkat edeceğini sanıyorum. Tabii onu sürekli zaten önceki yazısında da Demirtaş söylemişti. Belki şuna eklemekte fayda var. Öyle olduğu zaman bu bilgiyle beraber doğru değerlendirilebilir. Yani bu hareket içerisinde yani PADEP'ten gelen yani tabii 1980'ler sonunda kurulan parlamenter Kürt hareketi diyelim buna. Parlamenter Kürt hareketi için DEP, HEP, işte HADEP, DEHAP, DTP, BDP, HDP yani bu kapatılıp sürekli açılan partiler bu gelenek içerisinde iki gövde beliriyor. İki yaklaşım farklılığı. Bunlardan bir tanesi Kürt sorununun çözümü için Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekir. Kürt sorunu ancak Türkiye demokratikleşerek Kürt sorununu çözebilir bakış açısı. Birincisi bu. Bir başka bakış açısı ise Kürt sorununun çözülmesi için Türkiye'nin demokratikleşmesine gerek yoktur. Türkiye'deki bir otoriter lider veya otoriter demeyelim buna, Türkiye'nin tümünü arkasına almış bir güçlü liderle Kürt hareketi arasında yapılan pazarlık Kürt sorunun çözümü için yeterlidir. Bu bakış açısı var. Hatta Öcalan'ın ta 1980'lerin sonunda Mehmet Ali Biran'da verdiği röportajda da bunun izlerini görmek mümkün. Ne diyor? Ben Kürt halkını temsil ettiğimi iddia ediyorum. Karşımda bir de Türk halkını temsil ettiğini iddia eden bir lidere ihtiyacım var diyor. Böyle bir şey çağrısı yapıyor. Ta 1980'lerin sonunda yapıyor bunu. Bu bakış açılarından bir tanesi, Demirtaş'ın bakış açısı burada ilk anlattığım. Yani Kürt sorunun çözümü için Türkiye'nin demokratikleşmesi şarttır. Buradan yola çıkarak aslında Demirtaş kendisini aynı zamanda bir Türkiye'li partinin mensubu sayıyor. Bu iki gövde arasında bir kavga yok. Bu iki gövde arasında bir çatışma, böyle bir hani birbirlerine girmiş değiller. Ama bir bakış açısı farklılığı olduğu da ortada. Bu farklılık Öcalan'la Demirtaş arasında da emin değilim ama. Yani Öcalan'ın açıklamaları şey değil. Yani seçimlerde ne? Yani bir Öcalan'la Demirtaş arasında bir polemik veya bir çatışma olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Öcalan'ın ne dediğini bilmiyoruz. Yani uzun süredir hem içeride hem de Öcalan aktüel politika ilişkin yorum yapmıyor. Yani işte bunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım vesaire diyen bir isim değil. Bu nedenle
böyle bir çatışma Öcalan Demirtaş arasında değil ama HDP içinde var. Yani nasıl bakalım biz memlekete bakış açısı? Demirtaş'ın çizgisi burada doğrudan Türkiye'nin demokratikleşmesi Kürt sorununu çözecektir. Bu nedenle demokratik bir program Kürt sorunu içinde iyidir. Bundan sonra bu olabilir ama bugüne kadar bu demokratikleşmeye veya böyle bir çerçevede Kürt meselesinin çözümüne de izin vermeyenlerin başında Kandil geliyor. Evet. Yani ikide bir de Türkiye bir yere geldiği anda bir bakıyorsunuz Kandil'den bir... Şimdi Demirtaş'ı ya 7 Haziran 2015 seçimlerini düşünün. %13 küsur oy aldı değil mi? Demirtaş'a Batı'dan çok destek verdi. Yani Batı'nın sol kesimlerinden oy aldı. 80 milletvekili çıkardı falan. Ama bunu en çok Demirtaş'a karşı çıkan Kandil'e yakın grup oldu ve Kandil oldu. PKK'nın kendisi oldu. Çünkü Demirtaş o sivil yani siyasetteki HDP'nin güçlenmesi ve bu meseleyi çözmek için bir liderlik pozisyonuna geçince Kandil buna dedi. Oraya o kadar bu kadar da fazla demeye getirdi. Ama geldiğimiz noktada PKK'nın giderek etkinliğini ve bölgede kımıldayamaz hale gelmesini, bölgedeki insanların dağa çıkmalarının azalması, bölgenin biraz daha rahatlaması ve daha aslında dağa çıkmaların önünün kesilmesi diyelim. Yani tek tük vakalar mutlaka vardır ama eskiden akın akın belli bir yaşa gelen doğru dağlara gidiyordu ve çağırıyordu. Şimdi artık oradaki kentlerin yapısının gelişmesi Demirtaş'ı daha bir lider pozisyonuna getirdi. Daha sözü dinlenir getirdi ve artık seçmende de ya Demirtaş'ın söylediklerinin peşinden gidersek bu iş galiba çözülecek. Peki mesela, eskiden bu algı yoktu. Evet yani HDP mesela bir adım atsa mesela HDP Demirtaş'ın eleştirileri ya da özellikleri